Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizinle bir makyaj videosu çekeceğiz. Ama nasıl bir makyaj videosu? Elimde denemek istediğim ürünler var. Onlarla böyle ve elimde olan birkaç ürünle bir makyaj videosu çekeceğiz. Böyle yeni ürünleri deniyorum tadında bir video olacak. Hadi başlayalım. Ve ayrıca çok ilginç bir malzemem var. Kağıt bant. Bununla göz makyajımda ilk defa bir bant çekerek bir makyaj yapacağım. Ömrüm boyunca yani. Şöyle saçlarımı geri attım. Böyle çok şey oluyorum, değişik oluyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle fırçalarımı da hemen alayım. Bu arada çok ilginç iki ürün de şey yapacağız, deneyeceğiz burada. Şöyle bir ürün. Göstereyim böyle. Ne diyor mu? Hiç emin değilim. Bir de şöyle bir ürün. Biliyorsunuz ben maskayı sürekli gözüme taşırıyorum ve o da bunun için bir alet. O yüzden dedim ki böyle bir çözüm bulayım bari. Makyaj kanalı olup maskarayı göz kapağına taşıran da benim herhalde. Şu kaşımı taramak istiyorum önce. Gerçekten çok böyle şey duruyorlar. En azından bir derli toplu duruyorlar. Ben hiçbir şey yapmadan tak diye kameranın önüne geçtim. Şu an kalktığım halindeyim yani. Yüzümü yıkadım sadece. Yani dudaklarımda nemlendirici var. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak farmasinin yeni çıktı bu ürün. Marka Todo'nda vardı. Ben de Mars siparişimde söyledim. Onu da buralara bir yerlere bırakırım. Bu arada birkaç tane böyle video atıf yapabilirim. O yüzden eğer yukarıda 5 tane kart ekleyebiliyorum. Eğer olmazsa ben bu bahsettiğim tüm videoları açıklamalar kısmına da link olarak koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Böyle bir ürünü var. Bu CC kremin böyle baz olan versiyonu gibi. Cildinizde aydınlatmak istediğiniz yerlere sürüyorsunuz. Bu zaten çok kabarık gözüküyor. Niye böyle bilmiyorum ama böyle dursa çok daha güzel görünecekmişim gibi hissediyorum. Elime dağıtacağım ürünü hemen. Ve aydınlık olmasını, durmasını istediğim yerlere uyguluyorum. Buraya sanki biraz fazla kaçtı. Şöyle. Bu arada bu makyajı çektikten sonra bir de makyaj koleksiyonumu sizler için paylaşacağım. Birkaç böyle takipçim istemişti. Benden de artık video istiyorlar. Çok bence güzel bir şey bu benim için. Bunu ilk defa deniyorum bu arada. Çok merak ettim katalogda gördüğüm zaman direkt ekledim. Bir de bunun yeşil olan versiyonu var. O da kızarıklık. Kızarıklığa yönelik. Gerçekten böyle pırıl pırıl bir efekt oldu. Şu an ne kadarını görebiliyorsunuz kamerada bilmiyorum ama ben çok sevdim. Gerçekten. Normalde aslında farmasinin şöyle FX Pro aydınlatıcı bazı da var ama hani daha yeni ürünleri deniyorum. Hem de bu ürünün nasıl bir performansı olduğunu görmek için bugün bunu kullanmıyorum. Farmasinin BB kremini kullanacağım. Hem de elimde yeni bir ten ürünüm yokken, daha doğrusu var da çok az kapatıcılığı olan bir ürün. O yüzden hani bu videoda çok kullanamayacağım. Daha böyle değişik, ağır bir makyaj yapmak istiyorum. Göz makyajı da yani, daha doğrusu ağır derken. O yüzden gün farmasinin BB kremini tercih etmek istedim. Nasıl gidiyor günleriniz ya? Arada bana hep böyle yorumlar yazın. Ben çok seviyorum yorum cevaplamayı. Çok da elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben böyle bir ufak çaplı bir depresyona girdim herhalde. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Farmasinin bu BB kremini gerçekten çok seviyorum. Yani hakikaten elim hep buna gidiyor. Eğer güzel kapatıcılık istiyorsam, aydınlık istiyorsam ve doğal duruş istiyorsam. Yani kapatıcı dedim ben hep ilk makyaj videolarımdan beri söyledim. Böyle kendime çok fazla kapatmayı, böyle kendimi yalnız. Şöyle yaparsam daha güzel olacak ya. Böyle full kapatıcı şeylerle concealer'lar düşünebiliyorum çünkü göz altlarımı hiç sevmiyorum ama fontenlerle düşünemiyorum gerçekten. Çünkü hani çok benlik değil galiba. Veya şu an şükürler olsun ki dediğimde çok fazla herhangi böyle kötü olan özelliğim yok gibi. Bunu şey için söylemiyorum yani. Acaba yanlış anlaşılır mıyım diye böyle bir şey söylerken korkuyorum birazcık söylerken. Hani benim cümlemde hiçbir şey yok canım ya. İddiam yok bu arada yani. Sen burada bir sivilce lekelerim var. Birkaç, bir iki ayda
Eğer bunlar geçmezse özel bir bakım uygulayacağım. Şurada bir sivilcem var mesela. Hani bunlar olası şeyler. Olacak şeyler. Ben makyaj konusunda full muhteşem her şeyi biliyorum demiyorum bu arada yani. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gökte süngerimi kullandım bu arada. En kısa muhtemelen de almak istiyorum çünkü bir tanesine yetişemiyorum artık. Geçen günün dün akşam birkaç tane Reels videosu çektim size için. Günlük makyajımı çektim ve yavaş yavaş böyle hem videoda hem de Reels videolarında makyaj koleksiyonunu göstermek istiyorum. Elimde olduğum ürünleri yorumlamak istiyorum. Şimdi cildimi şu an burada bırakıyorum. Göz makyajına geçmek zamanı. Çok heyecanlıyım. Bir defa gerçekten hani hep denemek istedim. Eyeliner çekemeyen bir insanım. Yani makyajda genelde çoğu şey yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yapıyorum ama eyeliner benim için kilit bir konu. Şöyle. Kağıt bandı da normal bandlardan daha az yapışkan olduğu için göz çevrem zarar vermesin. Ten makyajımı tabii ki kaldıracak birazcık da olsa yani. Ama çok da kaldırmasın diye düşünerek yaptım az. Tercih ettim. Böyle bir uzaylı olarak devam edeceğim. Gerçekten çok ilginç. İlk olarak göz üstümü kapatıyorum. Bunu da Farmasi'nin BB concealer'ını yapacağım. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bunlar çok rahatsız edici. Ben kendimi veya ilk defa böyle kullandığım için mi acaba bilmiyorum. Şimdi bunu bir ten rengi farla sabitleyeceğim. Bu da Wet n Wild'ın krem brûlée. Brûlée yalnız. Brûlée yazıyor ama ben bu farı krem brûlée olarak biliyorum. Gerçekten. Bir fırça alıyorum. Bir fırça alıyorum. Eğer görüntü beni tatmin etmezse bir daha bu bantlarla makyaj yapma olasılığım %0. Çok rahatsız bence. Şimdi Farmasi'nin 15 numaralı farını alıyorum. Bu Sugar Plum rengi. Ve böyle bir pofidik fırça alıyorum. Tüm göz kapağımı uygulayacağım. Ya ben göz kapağımı sürekli biraz çekiştirerek sürüyorum herhalde farları. O yüzden sürekli oynuyor yerinden bant. O yüzden benim için çok şey olmuyor. İnsan dayanamayıp parmağımla olaya daldım gerçekten. Ama farı rengi çok güzel. Far çok güzel. Gerçekten bayıldım. Şuraya biraz kaçırdım ama yapacak hiçbir şeyim yok şu an. Neyse devam ediyorum. Ben parmağımla devam ediyorum konuya bu arada gerçekten. En iyi far parmak uygulanan fardır. Şöyle X1'in bende bir kontür paleti var. Ama bununla kontür de yapacağız ama şu an için şu en koyu, şöyle göstersem daha iyi. Şu en koyu renginle bir eyeliner fırçası alacağım. Eclipse'in olması lazım bu. Adı yazmıyorum bu Eclipse'in fırça şekli. Alıyorum bir eyeliner fırçası ve en üç renkteki paletim var. Ne yazık ki orijinal değil. Ve siyah alıyorum. Tasiyem biraz kırılmış. Evet, biraz kötü gözüküyor şu anda farkındayım ama yani korkmayın, korkmayın. Çok korkuyorsunuz canım. Ben bunlara karıştıracağım için. Şimdi hafif böyle dağıtacağım gözümün içine doğru farları. Tamam bitti. Ben bu kadarını istiyorum zaten. Çok ampul böyle bir şey isteğim yok. Şimdi çok hafif şu kaş altımı temizleyeceğim. Yine Wet n Wild'ın krem brûlée farına. Hazır mıyız? Çok da kötü olabilir. Çok iyi de olabilir. Dın 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 dın. Bambaşka biri. Gerçekten bambaşka biri olmuş. Böbe çekik. Yalnız
kaşımdan dolayı ben kaşımı hizalamıştım. Yani kirpik dibimin bittiği yerle kaşımın başlangıcı olan yere hesaplamıştım. Bu biraz daha böyle değişik olmuş. Ama ikisi de güzel olmuş. İkisi birbirinden farklı ama ikisi de güzel olmuş. Şimdi çok az böyle göz altlarımı temizleyeceğim. Temiz bir fırçayla. Wet'n Wild'ın Photofocus concealer'ını alıyorum. Benimki Light Ivor olması lazım rengim. Dın dın dın. Evet, Light Ivor benimkisi. Şimdi kapatıcımı yediriyorum. Çok dikkatli olmaya çalışıyorum ki şu keskin çizgiyi bozmayayım, o hatta girmeyeyim. Ben kendimi sevdim. Galiba kağıt bantla bundan sonra makyaj yapabilirim. Sadece tek istediğim şuradaki kısmı dağıtmak. Gerçekten çok sevdim. Başarılı. Şimdi Farmasinin bu kontür değil pardon. Aydınlatıcı stiğini alıyorum. Şöyle yine daha önce kullandım. Şöyle bir fırçamın üstüne böyle. Ben bu süngerimin üstüne böyle aydınlatıcımı sürüyorum ve giriyorum. Daha önce direkt yüzüme sürmeye denedim. O zaman dağıtması çok zor oldu. Böyle yaptığım zaman gerçekten çok doğal. Böyle hani cildimin kendi ışıltısı olarak duruyor böyle. Sanki cildim içeriden 10 kat nemlendirici sürmüşüm de parlıyormuş efekti verdi. Ben onu çok sevdim. Şimdi Flormar'ın şöyle bir ruju var aslında. Deluxe Cashmere Lipstick diyor. Rengini falan bilmiyorum üstüne yazmıyor. Ben de çok uzun zamandır var. Bunu krem kontür olarak kullanacağım. Çok hafif şekilde. Sürdüm. Bu sefer gökte süngerimin tersini kullanacağım. Kontürümü yukarı doğru dağıtıyorum. Çünkü ben hani yüzümü yukarı çekmek istiyorum. Eğer aşağı doğru dağıtırsam yani daha yüzümü çok gösteririm bence. Aslında çok göstermek istiyorsa böyle çok bir değişik kötü bir çökük göstermiş olurum gibi geliyor. Bu arada çok kontürü abartmak istemiyorum ama kendimi durduramayabilirim gibi de geliyor bana. Transparan pudrayla çok hafif yüzümden geçeceğim. Bu da Farmasinin transparan pudrası. Ve hafif oluyorum ama işte aydınlatıcımı falan çok fazla bozmak istemediğim için şöyle etrafından çok hafif üstünden geçiyorum aydınlatıcımı ama öyle aydınlatıcımı kapatacak kadar geçmiyorum. Şöyle daha çok altından. Anlamı. Şimdi kaşlarımı doldurayım mı bu makyajı? Doldurmayayım mı? Çok kararsın. Doldurayım mı önce? Çünkü gerçekten yoğun bir makyaj oldu. Boş kaşlar birazcık kötü durabilir veya daha doğal da durabilir bilemiyorum artık ama ben bir doldurmak istedim. Çok hafif böyle. Kaşlarımın boşluklarını dolduruyorum şu anda. Tamam, bu kadar yeter. Çünkü birisi kaçırırsam çok böyle kara kaşlım, kara gözlüm oluyorum. O da çok benlik değil. Yani ben çok doldurulmuş kaş bilmiyorum. Çok benlik değil gerçekten. Şimdi yine Farmasinin Beefy serisinin temiz clear yani şeffaf kaş maskarasını kaşlarımı tarıyorum. Çok başarılı bulduğum bir kaş maskarası bu arada. Gerçekten hani kaşlarınızı sabit tutuyor. Seviyorum ben bunu. Sen birazcık aykırılık mı yaptın? Tamam. Bu arada annemin kirpik kıvırcısını çalıyorum. Kendime bir kirpik kıvırcısı alacağım. Zafer Nisan'da farmasiden. Bak almazsan bana yazın yorumlara. Yaren kirpik kıvırcı, kaş kıvırcısı alacaksın diyecektin. Kaş kıvırcısı yalnız. Kendini dalga geçmeye çalışırken ne yanlış söyledim. Bu arada kullanacağım maskara Double Lash Accent maskara. Bunu galiba Yağmur Çepi'de kullanıyor.
Ben şey yapamamıştım. Islak olduğu için bir anlaşamamıştım. Bunu böyle mi kullanacağım? Şöyle mi? Nasıl kullanacağım bunu? Nasıl kullanacağım bunu? Bu bir işkence ya. Bunu önermiyorum ya. Boş bir şey bu. Aşırı boş bir şey. Hiç sevmedim. Şimdi maskaranın volüm kısmını süreceğim, ikinci kısmını. Gerçekten aşırı böyle sinir oluyorum kendime. Yani ya yap makyajı, sonra git maskarayı göz kapağına sür ya. Muhteşem. Şuraya da bulaştım, onun azıcık kurumasını bekliyorum. Geçen sefer, yani daha önce gösterdim mi size bilmiyorum ama daha önce duydum ama son zamanlarda uygulamaya başladığım bir yöntem var. Onu göstereceğim. Onun gerçekten muhteşem temizleniyor. Eğer ilk defa bana, bende görecekseniz bana dua edebilirsiniz. Şu alet vardı ya bu. Şimdi bunu alıyorum. Girip bir dibime koydum. Görüyor musunuz? Bunu ben keşfetmedim bu arada. Yani ben keşfettim de Selma Çiçekdal'dan gördüm. Ojeler, Oje Forum. Hey. Allah'ım, en sevdiğim influencer'ın ismini nasıl unuturum? Muhteşem bir şey değil mi? Çok iyi. Bu arada kullandığım fırçaların, bunların falan linkini aşağıya koyacağım. Yani ben söylüyorum. Kuzenim ben daha geçiyor ama bu linklerden bir şey kazanmıyorum. Sadece size bakmak isterseniz diye koyuyorum. Yani ben kendi çapımda küçücük bir kanalı olan bir insanım. Biraz bote bunu temizlemek lazım. Umarım hani böyle ilerleyen zamanlarda şey olmaz. Gelelim şu maskaralara. Bulaşan maska. Şöyle kaş fırçasını alıyorum. Alttaki makyajımı çok oynatmadan böyle üstünden hafif hafif geçiyorum. Hiçbir şey kalmadı. Bence aşırı iyi bir yöntem. Bir şey söyleyeyim, ben kendimi aşırı iyi hissediyorum. Şu an çok iyi makyaj olmadı mı? Benim çok hoşuma gitti bu makyaj. Buldum ya, ben bunun üstüne gloss uygulayayım. Çok iyi. Şu sıralar yine aldım. Bu yine farmasinin. Farmasinin diyorum ama yani çok yeni farmasiye yeni iyi olduğum için daha doğru. Böyle farmasinden deniyorum. O yüzden elimde çok farmasi ürünüm var. Bu da Satin Pink 02 rengi farmasinin. Bu arada bu videoda çok farmasi ürünü kullandım. Aşağıya bir de link bırakayım. Benim kendi sponsor demeyeyim. Yani sponsor olmuyor. Kendi yöneticim mi diyeyim? Oo, çok zorlanıyorum böyle terimleri kullanırken. Ve evet, benim makyaj videom bu şekildeydi. Bilmiyorum, ben çok hoşuma gitti makyaj. Çok gerçekten sevdim. Biraz ışıklardan fazla parlıyor galiba. Highlight'ım ama aniden gördüğüm o pasparlak görüntü oynayayım. O zaman videoyu burada kapatıyorum. Eğer makyajı ve beni sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolardan, videolardan söylemeye çalışıyorum, bunu olmuyor. Haberdar olmak istiyorsanız kanal bildirimlerimi açmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.